Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tahıl ve sütle yapabileceğiniz muhteşem bir çorba tarifim var. Havalarda soğumaya başladığına göre şöyle sıcacık güzel bir sütlü çorba nefis gider. Bu çorba aslında süt tarhanası çorbasıdır. Normalde bunu pişirirsiniz, kurutursunuz ve kışın afiyetle tüketirsiniz. Şifadır böyle, ilaçtır, öyle güzel bir çorbadır. Ama biz şimdi taze taze yapıp taze taze tüketeceğiz. Herkesin evinde süt tarhanası olmayabilir ama hiç dert etmeyin. Bu şekilde taze haliyle de tükettiğinizde misler gibi bir çorba, gerçekten çok beğeneceksiniz. Hemen yapımına geçiyorum. Tahılımı güzelce bol suyun içinde iyice yıkıyorum. Böyle suyun içine alın, iyice böyle elinizle ova ova yıkayın. Birkaç defa suyunu değiştirin. Her seferinde böyle ovalayarak güzelce yıkayın ki iyice sarı suyu, tuzu çıksın. 1 su bardağı tahılı iyice yıkadıktan sonra pişireceğim tencereye aldım. Üzerine 2-3 parmak geçecek kadar sıcak suyumu ekledim. Ocağımı açıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra süre tutun. 5 dakika kaynatıp ocağımızı kapatacağım. Tahılımı 5 dakika kaynatıp ocaktan aldım. Sofra bezinin arasına tenceremi koydum. Kapağını kapatıyorum ve sofraya sarıyorum. Bu şekilde yarım saat 40 dakika kadar dinlenecek, güzelce şişecek. Bu bizim çorbamızın güzelce pişmesini sağlayacak, tahılımızın yumuşamasını sağlayacak. 40 dakikanın sonunda artık tenceremizi açıyoruz ve bakıyoruz. Bakın ne güzel şişmiş, suyunu çekmiş. Artık çok rahat bir şekilde pişecek. Bu pişme süresini kısaltır ve de daha böyle yumuşacık olmasını sağlar bu işlem. Görüyor musunuz? Şöyle yakından da göstereyim size. Adeta çatlamış. İsterseniz bu içindeki suyu süzebilirsiniz ama ben iyice yıkadığım için içindeki suyu süzmeyeceğim. Şimdi ocağımıza alıyoruz. Şöyle ne kadar güzel yumuşadığını da birkaç tane yiyerek anlayabilirsiniz. Şöyle bakın, kaşığı aldım. Bak. Bildiğiniz eziliyor. 5 dakika kaynatıp dinlendirmemiz işlemimizi bu kadar kısaltıyor. Ocağımı açıyorum ve üzerine biraz daha kaynar su ekliyorum. Normalde yüzünü kaplayacak kadar kalmıştı suyu. Bakın şöyle üzerine 1-1,5 parmak geçecek kadar su eklemeniz yeterli. Çünkü çok güzel yumuşamış zaten. Tencerenin kapağını kapatırsanız köpüklenip taşar. Kındırıp bırakırsanız bile köpüklenip taşabiliyor. Onun için bu aşamada tenceremizin ağzı açık bir şekilde pişecek. Ara ara karıştıracağız tabii ki dibini tutmaması için. Tahılımız tam 20 dakikadır pişiyor. Bakın suyunu güzelce çekmiş. Artık lokum gibi pişmiş. Sütü isterseniz sıcak da kullanabilirsiniz. Mümkünse hazır süt kullanmayın. Taze pişmiş süt kullanın. O zaman tadına doyamazsınız. Bunun orijinali aslında keçi sütüyle yapılıyor. Hatta bulabilirsiniz. Keçi sütüyle de yapabilirsiniz. Üzerine şimdi sütümüzü ilave ediyoruz. 200 ml'lik klasik su bardağıyla 4 su bardağı süt döktük. Şu anda kıvamı bu şekilde. Güzelce kaynadıktan sonra sütünü bir miktar çekecek ve koyulaşacak elbette. Sütünü döktükten sonra kaynama aşamasında yanında bulunun. Çünkü süt köpüklenip taşar. Bunun için çok fazla başından ayrılmayın. Hemen tuzunu da ilave edelim. Şöyle bir tatlı kaşığı atıyorum. Sütünü döktükten sonra dibini bitip yanmaması için ara ara karıştırmayı ihmal etmeyin. Çorbamız artık kaynamaya başladı. Köpüklenmeye başladı. Bu aşamada dediğim gibi başından asla ayrılmayın. Hem dibini karıştırın hem de köpüklenip taşmasını önleyin. Bir miktar daha çorbamız özleşip güzelce pişinceye kadar kaynayacak. Çorbamız sütüyle de birlikte 10 dakika kaynadı. Artık bu kadar pişmesi yeterli. Size şöyle göstereyim. Ocağımızı kapatıyoruz. Durdukça da zaten kıvam alan, suyunu, sütünü çeken bir çorba bu. Çorbamıza bir tatlı kaşığı tuz gayet iyi geliyor. Siz tabii ki temkinli bir şekilde atın. Tuzunu az sevenler olur. Kasemize şimdi çorbamızı dolduruyoruz. Size çorbamın güzelliğini de göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Bu çorbayı pirinçle de yapabilirsiniz ama tahılla yaptığınız zaman tadına doyamazsınız gerçekten. Normalde üzerine bir şey atmanıza gerek yok ama severseniz, tercih ederseniz fesleğen kurusu atabilirsiniz. Ben öyle yaptım.
Çok yakışıyor gerçekten, böyle mis gibi kokuyor. Sütle birleşince de inanılmaz böyle bir aroma veriyor. Gerçekten tam bir kış çorbası. Hasta çorbası olarak da yapabilirsiniz. Böyle insanın hastayken midesi salçalı çorbaları almaz ya. Bu çorbayı hasta olan insanlar da böyle rahatlıkla tüketir ve çok iyi gelir eminim. Tadı da gerçekten mükemmel. 7'den 70'e herkesin seveceğinden eminim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.